13 Kasım tarihinde BİM'in kendi mağazalarında satmış olduğu HP 14 inç laptop 4.499 liralık bir fiyatla satışa çıktı. Bugün ise ondan çok daha ucuz, ondan özellik olarak daha iyi olan bir laptopu sizlere önereceğim. Tam bir online eğitim laptopu olan yine HP marka laptopumuza geçmeden önce çok küçük bir duyurum var. Arkadaşlar biz 3 üniversite öğrencisi bu kanalı yönetiyoruz. Bir yandan üniversitedeki derslerimizle boğuşurken bir yandan da zorlu hayat şartlarıyla uğraşıyoruz. Bunun yanında arttırabildiğimiz kadar vakitte emek vererek sizlerin hayatına fayda edebilecek konuları işleyen videolar yapmaya çalışıyoruz. Şu anda 245 aboneyiz. 1000 abone olmamız gerekiyor. Eğer abone olarak bize küçük bir destek verirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Abone olmazsanız da canına sağ olsun. Ben yine de şimdiden size teşekkür etmek istiyorum. Hadi lafı uzatmayayım, hemen laptoplara geçelim. Şu anda görmüş olduğunuz model laptop BİM'de satılan laptoptan çok değil ama bir miktar daha iyi bir işlemciye sahip. 7K özellikleri onunla aynı. BİM laptopu ile ilgili yaptığım video şu anda sağ yüz köşede çıkıyor. Oraya tıklayıp onu da izleyebilirsiniz. O laptop için söylediğim her şey bunun için de geçerli. 4 GB RAM. Bugün giriş seviyesi bile. Eğer bunu alırsanız bunu arttırmanız sizin faydanıza olacaktır. Ha, basit online eğitim, EBA vesaire, ofis işleriyle uğraşacaksanız, dizi film izleyecekseniz sıkıntı yok. Ama üniversiteli bir insansanız, bu laptopu alıp kullanmak istiyorsanız RAM'ini arttırmanız, minimum 8 GB yapmanız sizin faydanıza olacaktır. 128 GB'lık depolama alanı size yetmeyecektir büyük ihtimal. Windows'u içine kurduktan sonra 60-70 GB'lık bir alan kalacaktır size. Evet, şu an bu laptopta Windows yok, FreeDOS. Windows'u internetten izlediğiniz videolarla 10-15 dakikalık bir sürede kendiniz kurabilirsiniz. Veyahut da bilgisayarcıya götürün, 40-50 liralık bir ücretle onu size kurarlar. Anlayan bir arkadaşınız varsa bir çay ısmarlayarak kendisine kurdurabilirsiniz. Genel itibariyle şu anda fiyatı makul. Doların düşmesiyle artık yavaş yavaş laptop fiyatları da düşüyor. Ama dolar nereye gider bunu kestiremiyoruz. O yüzden beklemede kalmak biraz daha mantıklı duruyor. Şu anda laptop fiyatları hafif düşüş eğiliminde. İlerleyen süreçte dolar artarsa laptop fiyatları da artacaktır. Bu riskleri sizin göze almanız gerekiyor. Eğer ki diyelim bu laptopun linkini aşağıya bırakacağım ama bu laptopu kaçırırsanız şu anda linkini vereceğim diğer laptop. Bu da 4600 lira. Birebir BİM'de satılan laptopla aynı özelliklerde, ondaki işlemciyi, ondaki RAM miktarını barındırıyor ama ondan daha fazla bir depolama alanına sahip, ondan 100 lira daha pahalı. Bakın, bu linkini verdiğim sitelerden almak zorunda değilsiniz. Türkiye'de laptop fiyatları günlük hatta saatlik değişiyor. Laptopun modelini kopyalayın, internette araştırın, o anda en uygun site hangisi ise oradan alabilirsiniz. Ben kendi adıma daha ziyade Amazon.com.tr'den ve hepsi buradan almayı tercih ediyorum. Pahalı alışverişlerim ama bu tamamen benim öznel bir değerlendirmem. Siz gönlünüz nereden istiyorsa oradan alabilirsiniz. Şu anda internette en uygun fiyatlı yerleri bulmaya çalışıyorum. Daha uygun bir site bulsaydım fiyat anlamında onları şu anda buraya koyardım. Siz burada siteye değil modele odaklanın. Modelin isminin numarasını kopyalayın, internette araştırın, kafanıza göre bir yerden alabilirsiniz. Fiyatlar anlık değişiyor. Şu an şu tarihte bu fiyat. Sizin izlediğiniz tarihte daha pahalı olabilir, daha ucuz olabilir. BİM laptopu için, az önceki laptop için ne söylesem bunun için de aynı şeyler geçerli. Değişen hiçbir şey yok. Online eğitim için tamamıyla, EBA için çok tavsiye etmesem de bütçe olarak yukarı çıkamıyorsanız üniversitedeki programları kullanmak için iyi bir laptop denilebilir. Ama eğer üniversiteli bir öğrenciyseniz ve mühendislik uygulamalarıyla, mimarlık uygulamalarıyla uğraşıyorsanız bir miktar daha bütçenizi arttırmanızı tavsiye ederim. Ama paranız yukarılara çıkmıyorsa bu da hiç yoktan işinizi görecektir ama RAM'ini arttırdığınız takdirde. Bunu söyleyeyim. Eğer ki bütçe olarak şu an gördüğünüz laptopa yani 4985 liraya çıkabiliyorsanız bu cihazın donanımı çok güçlü. 8 GB'lık RAM, 256 SSD'ye sahip. Yine bunda da Windows yok. Az önceki laptopta da yoktu. Ondan öncekinde de yoktu. Windows'u kendiniz kuracaksınız. Dediğim gibi artık bu çağda Windows'u kurmak çok basit bir hale geldi. Gerekli şekilde kurdurursunuz. Şu anda TechnoPC markasının modelini görüyorsunuz. TechnoPC yerli bir marka ama kötü bir marka değil. Bugüne kadar hep kamuyla iş yapmış bir şirket. İstanbul'daki mobese sistemini tek başına döşemiş bir şirket. Öyle köklü bir şirket. Daha yeni yeni biz son kullanıcıya ürün satıyor. Tavsiye ediyorum, donanımı yüksek. Eğer bu seviyeye çıkarsanız evet üniversite için aslında ideal başlanacak laptop bu. 5000 liraya şimdilik çok iyi ama dikkatli olun, dolar düşüyorken laptop fiyatları da düşecektir. Dolar çıkıyorken laptop fiyatları yukarı çıkacaktır.
Bu riskleri siz göze alın arkadaşlar. Ona göre sonra üzülmeyin. Laptop fiyatları anlık değişiyor. Şu an verdiğim linke değil. Linkini koyacağım aşağıya ama modele odaklanın. Modeli kopyalayın, yapıştırın internette. O gün o an hangi sitede daha uygun fiyatlıysa onu alın. Karar sizin, sorumluluk sizin. Kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Sağlıklı ve güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.